çok fazla hayal kuruyordum. Tabii bu hayallerimin içinde günümüze dönersek, konuşma amacımıza dönersek Antalya Spor yöneticiliği vardı. Başkanlık hayalden de ötesiydi. Tabii ki şu an hayallerimizin hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutluyum. Ama bu hayallerinizi gerçekleştirmek için hepinizin çok çalışması lazım. Başarılı olmaya inanmanız lazım. Şu an dediğim gibi tekrardan hayallerimin tam ortasında teşekkür ediyorum. Allah şükürler olsun. Çok iyi oyuncularla oynadım. Çok iyi oyunculara karşı da oynadım. En çok zorlandığım oyuncu büyük ihtimalle Messi ile Ronaldo'dur yani. Onlarla çalışmak, hayallerin peşine koşmak. Çok klişe bir laf ama öğretmenleri, ailenizi, annenizi, babanızı dinlemek. Hayal kurmak. Ben öyle, bugünlere hepimizin böyle geldik. Barcelona'da Frenkie de Jong var. Belki onu ister. Ama de Jong da inceden fazla etmez. Onu söyleyebilirim ya. Bunun hayalini çok kurmadım çünkü 50 milyonluk transfer yapamayacağım gibi. Ronaldo ile Inter'de oynadım. Ben 16 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam 16-17 yaşında Almanya'da Dünya Kupası vardı o zaman. Ben de çok büyük sizler gibi, ben de çok büyük bir Cristiano Ronaldo hayranıydım. O zaman sponsorum Nike'di. Nike'den rica edip Ronaldo'yu görmek istediğimi söylemiştim Almanya'da. Onun yanına gittim. O bana bir tane forma hediye etmişti o zaman. Ondan yıllar sonra, 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o gün hatırladı. Ve o gün de söylemiştim benimle aynı takımda oynayacağını demişti bana. Bunun gerçekleşmesine gerçekten çok sevindim. Hayallerinin peşinde koştuğuna dedi. Benim için çok güzel bir an olmuştu. Benim için çok 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 büyük futbolcu, tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcu belki ama insani anlamda çok güzel anılarım olduğuna. O yüzden de Ronaldo benim için çok değerli. Bunu paylaşacağım. Hocamın da gelişiyle kendime yeni hedefler koymaya başladım. İlk önce ilk hedefim Antalya Spor'a gerçekten iyi bir bonservis getirerek para kazandırıp ilk hedefim başka bir takıma transfer olmak. Самый сложный форвард, против которого мне приходилось играть, он играет в нашей команде. Это Хаджи Рай. En zorlandığım forvet bizim takımda da oynayan, idmanlarda keza beni zorlayan Hacı Rayt diyebilirim. Paraşo 250 kitap. Ve üçüncü olarak Fethi Demir Şavşet 60 kitapla formalarımızı almaya hak kazanıyor. Öğrencilerimizi sahneye alıyoruz. Öncülüğünde bir selfie yaparak çocuklarımızın bayraklarını da kaldırıp sizlerin de sos... Teşekkür ediyoruz başkanım.